Evet Haydar ben. Ya alt tarafa selam ya, verdim. Tibet'te kadar büyüttün ya. Bizim sınıfta bir çocuk işte. Aynı dersleri alıyoruz. Güzelim. Haydar. Berk. Bana niye baksın ki, o kadar güzel miyim yani ben? Kızım ne bu hal? Çizelim. Anne Tibet'in kıskançlığı tuttu ya, sorma. Evet abiciğim. Sen de istemem evet, ya cebime koy. Dur onu sonra. Ay hayır Tibet bak, olay çıksın istemiyorum ha, lütfen. Hadi. Hadi bay bay. Bırak ben göstereyim. Kız Suat, bizde bayat ekmek kaldı mı hiç? Bitti teyze. Verdin hepsini kuşlara, bitti. Aa! Ay doymuyorlar anam. Üçü gidiyor, beşi geliyor. Anam pek sevdiler. Ay Betin, bana bak. Efendim teyze? Yarın gelirken bakkaldan bayat ekmek isteyiveremiyor. Ha? Ekmek alırım da bayatı bulmak biraz zor teyze. Çalışmak lazım yani. Bunun için koşturmak lazım biliyorsun. Görürüm seni, anladım. Anladım. Tamam kesin alırım o zaman. Bayat ekmek nereden çıktı abi ya? Ne bileyim lan ben. Ne yazdın? Buluşalım yazdım abi, nasıl bak? Öyle olmaz şey yaz. Seni görmediğim her an ömrüm kısalıyor. Yaz bak bunu, yaz hemen. Oha acıların çocuğu. Yaz sen yaz. Güven abine ya, yaz hadi. Ya abi ödev yazacağım, yazamıyorum ya. Bize ne? Allah Allah. Sessiz olun biraz ama ya. Kompozisyon yazmaya çalışıyorum. Bak ablam dolduruyor değil mi seni böyle? Başlarım kompozisyonuna. Geç yerde yaz. Ne ödeviymiş o Şule? Kompozisyon ödevi işte. Aile büyüklerimizden birini anlatacakmışız. Tamam işte yaz beni. Aile büyüğü sayılırım ne de olsa. Ben geldim. Hoş geldin babacığım. Bu ne ya böyle? Bu camlardaki pislik ne ya böyle ha? Ebe nazike ebe. Bütün kuşlar dadandı senin yüzünden be. Aha vukuat var yine. Bu sefer ne yaptı teyzem acaba? Ne oldu üstücüğüm, ne oldu? Ne bağırıyorsun acaba? Ya Nazike, bu kuş sevdası nereden çıktı? Ama ne güzel değil mi Hüsnü? Bir sürü kuşumuz oldu bahçede. Soğuklar gelmeden yuvalansın garipler. Ha garip ya. Sevaptır hem Hüsnücüğüm. Sevap mı? Sevap. Kuş boku içinde kaldı evin tamamı bunun sayesinde. Dış cephe iptal Suat, iptal. Dışarıdan belli olmuyor ev ya. Ben yolu biliyorum da öyle buldum. Teyze silmekle falan da geçmez o. Kazmak lazım onları. Gaz yağıyla ovaladı mı çıkıveriyor. Gaz yağıyla? Ha. Alıştın sen. Özledin değil mi? Doğru söyle. Hayırlısı. Aman neyse ne. Yarın sen gelirken gaz yağı al da ben bir güzel silerim oraları, tamam mı? Yok bir de ben sileyim. Ay. Tamam İçim üstüne. Kurudu ha. Tamam sinirlenme. Gevşe. Gevşe hayatım. Hadi iyi bakalım. Hadi. Tamam. Ne haber lan eşek sipaları? İyidir baba. Seni gördük daha iyi olduk vallahi. Yalan söylemeyin lan. Çok konuşmayın. Şule. Meleğim. Prensesim. Sen ne yapıyorsun güzel kızım? Ödev yapıyorum babacığım. Ne yazacağıma da karar verdim. Aferin kızım sana. Aferin. Kız amma dillendi bu. Dilli düdük. Zelişim senin elinden yine telefon hiç eksik olmuyor kızım. Tamam. Zelişim benim. Rahatladın mı? İyi misin ha? Hadi. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Hiç. Profilinizi mi değiştiririz? Ne oldu? Takipçilerinizi mi kontrol ediyorsunuz? Bir kıza konuşuyoruz baba. Zaten ders çalışıyor olsa... Kapat lan şunu, kapat! Ya baba... Gözümün içine baka yapıyorsunuz. Gel içeri. Son derse matematik olur mu ya? Beynim yandı abicim. Çok dinlersin ya dersi. Asıl ben ne yapacağım lan? Dershane sınavı var hafta sonu. Ne yapacaklar abi? Not mu verecekler? Kilim deseni yaparsın, verirsin kağıdı. Sonra dershaneden de eve bir kağıt. Sonra da babamın gazabı ya. Ya halledersin abi ya. Olmazsa beraber de çalışırız. Sınav senden korksun ya. Harbi mi? Herhalde oğlum. Abi hadi sana kolay gelsin, ben biraz gezip eve öyle geleceğim, tamam mı? Gez. Seni de göreceğim. Tunç gel takılalım seninle. Oturalım sahilde şöyle. Tunç alo. Sizgin abi benim bir işim var, yarın görüşürüz. Ne oldu, ince iş mi? Alo nereye? Ya bak hiç çağırmıyorsun abi ya.